Merhaba sevgili gençler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün söz verdiğimiz gibi fen bilimlerinin yeni bir yazılı sorusu sınavıyla karşınızdayız arkadaşlar. Çok güzel hazırlanan son sınav bu. Mutlaka çözün. Karşınıza bu soruların büyük bir kısmı ya da tamamı gelecektir. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Doğru yanlış sorularımız var arkadaşlar. Hemen başlayalım doğru yanlış sorularımızla. 1. Bütün hayvanlar insanların duyacağı sesleri çıkarır. A. Karıncaların çıkardığı sesleri duyuyor muyuz arkadaşlar? Elbette ki hayır. Biz buna ne diyeceğiz? Yanlış diyoruz sevgili gençler. A. Y. Evet. 2. İnsanların yaptığı ışık kaynaklarına yapay ışık kaynağı değil. Mesela el feneri, mum bunlar nedir? Yapay ışık kaynağı değil mi? Doğru arkadaşlar. 3. Rüzgarda sallanan yapraklar doğal ses kaynağıdır. A. Yaprağın çıkardığı şey doğal ses midir acaba? İnsan eli değiyor mu? Hayır. O halde doğal sestir arkadaşlar. Çünkü yapay olması için insan elinin değmiş olması lazım. 3. Ay ışık kaynağı mıdır? Burada ışık kaynağıdır diyor ama yanlış. Ay güneşten diğer yıldızlardan aldığı ışığı yansıtır. Kendisinin bir ışık kaynağı yoktur arkadaşlar. 5. Durağa yolcu almak için yaklaşan otobüs hızlanan hareket yapar. Mesela durağa yaklaşıyorsa yavaşlamak zorundadır değil mi? Hızlanmaz. O halde hızlanan değil yavaşlayan hareket yapar. Yani biz buna da yanlış diyoruz. 6. Aynı yolu daha kısa sürede tamamlayan hareketli daha hızlıdır. 100 metreyi daha çabuk geçen birey diğer bireyden daha hızlıdır değil mi? Kesinlikle doğru. Daha çabuk bitiriyorsan daha hızlısındır demektir. 7. Bütün cisimleri itme ve çekme ile hareket ettirilebilir. Ne diyor arkadaşlar? Bütün isimler. Peki bir binayı iterek hareket ettirebilir misiniz? Veya bir dağı çekerek ya da iterek hareket ettirebilir misiniz arkadaşlar? Bütün cisimleri. A cisim diyor. Madde demiyor. Özür dilerim. Bakalım bütün cisim. A şeyde bir cisimdir. Bina bir cisimdir. Tamam dağ cisim değil. Ama bina bir cisimdir. Maddenin şekil almış halidir. Binayı itme ya da çekme kuvvetiyle hareket ettiremeyiz değil mi? Yani yanlış. 8. Aydınlatma teknolojileri sayesinde fabrikalar geceleri de üretim yaparlar. Evet, aydınlatma teknolojisi olmazsa fabrikalar gece kapanırdı değil mi arkadaşlar? Yani biz buna doğru diyoruz. Gece üretim yaparlar ışık sayesinde. 9. Gereğinden az ya da çok aydınlatılmış ortamlar görmeyi zorlaştırır. Doğru mu arkadaşlar? Az ya da çok aydınlatılmışsa evet. Görmeyi zorlaştırır kesinlikle. Fazla ışık da zorlaştırır. Az ışık daha zorlaştırır. 10. Un, yağ, şeker, yumurta. Pasta yapımında kullanılan birer malzemedir diyor. Bunlar birer malzeme midir? Evet arkadaşlar herhangi bir şeyi yapmak için kullanılan ürünlere biz ne diyoruz? Malzeme diyoruz. Doğru. Geçelim. Eşleştirme sorusu varmış. Bakalım kalemimizin rengini değiştirelim. Zaten maviymiş çerçevesi. Kırmızı yapalım. Tanımları eşleştiriniz diyor. 1. Katıların ısı alarak sıvı hale geçmesine ne denir? Erime. Nerede var erime? Evet 2'ymiş. O halde 2'yi getirip şuraya yazıyoruz. Erime. Sıvı bir maddenin buharlaşmadan hemen önceki hareketi. Sıvı bir maddenin buharlaşmadan hemen önceki hareketi kaynama değil mi? Var mı başka? Sıvı bir maddenin buharlaşmadan hemen önceki hareketi kaynama hal değişimi. Buharlaşma var. Burada cevap olacak pek çok şey var. Bunu geçelim daha sonraya bırakalım. Arkadaşlar katı maddelerin şekil almış halini biz cisim diyoruz var mı? Evet şuradaymış. O halde cisim kaç? 5 hata yapmayalım. Değişmeyen madde miktarı kütle nerede var? Kütle 3'müş arkadaşlar 3. Hacmi ve kütlesi olan her şey maddedir. Madde 1'deymiş sevgili gençler. Darayı çıkardıktan sonra kalan miktara net kütle olması lazım. Net kütle varmış 8. Maddelerin ısı etkisiyle katı, sıvı, gaz hale gelmelerine hal değişimi hemen karşısındaymış zaten. Sıvıların ısı alarak gaz haline geçmesine buharlaşma 9. Evet arkadaşlar maddelerin sıcaklığını ölçen termometredir 10. Sıvıların ısı kaybederek katı hale geçmesine donma var mı? Varmış 6. Boşta ne kaldı arkadaşlar?
4 kaldı sanırım. 4 kaynama. O halde sorumuzun sıvı bir maddenin buharlaşmadan önceki hareketi kaynama. Evet. Şüpheye düşürebilecek bir soru bizleri. Evet, bunları da şöyle bir bakın arkadaşlar. Bunlar mutlaka karşınıza çıkacak. Güzel ve şaşırtıcı sorular aslında. Dikkat edin lütfen, not alın şunları. Evet, geçelim bir sonraki soru türümüz neymiş? Test sorularıymış arkadaşlar. Çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız demiş öğretmenimiz. Bakalım aşağıdaki maddelerden hangisi yukarıda verilen ifadelere uygundur? İfadeler neymiş? Suda batma, mıknatısla çekilme, suyu emmemek. Suyu emmemek, mıknatısla çekilme, suda batma. Tahta kaşık olmaz, mıknatısından çekilmez. Can simidi, hayır olmaz. Ataç, suyu emmez, mıknatısla çekilir, suda batar. Evet, hepsi ataşa uyuyor arkadaşlar. Peçeteye de uymaz. Doğru cevap ataş. 2. Yukarıda maddelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisi? Yukarıdaki maddelerin ortak özelliği neymiş? Anahtar, bilye, taş. 3'ü de ağır, suda batabilen ve su çekmeyen şeylerdir. Bakalım. Pürüzlü olmaları, bilye tüp pürüzlü olmaz. Suda batmaları, evet suda batar. Ham madde değil, doğal değil. Doğru cevap suda batmaları sevgili gençler. 3. Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağıdır? Yani insan tarafından yapılmıştır. Güneş, hayır insan yapmadı. Yıldızı insan yapmadı. Ateş böceğini insan yapmadı. El fenerini kim yaptı? Elbette ki insan yaptı değil mi? Yapaydır bunun için. 4. Aşağıdaki ışık kaynaklarından hangisi? Eskiden yeniye doğru sıralanmıştır. Ne diyor? Işık kaynağı en eski. En eskiden meşale var arkadaşlar. Meşale, floresan, ampul, mum, floresan, ampul, mum, hayır, ateş, kandil, ampul. Evet, ateş, kandil, ampul. Ne diyor? En eskiden yeniye. Evet, eskiden yeniye ateş, kandil ve ampul şeklinde sıralanır. 5. Kuvvet ile ilgili aşağıda 4 bilgi verilmiş. Hangisi yanlıştır diyor. Bakalım yanlış olanı bulalım arkadaşlar. Cismin yönünü değiştirir mi? Evet, değiştirir. Duran bir cismi hareket ettirir mi? Elbette ettirir. Esnek cisimlerde kalıcı şekil değişikliği yapar. Ne diyor? Esnek cisimlerde şekil değişikliği yapar ama cismi, kuvveti kaldırdığınız zaman geri eski haline döner. Kalıcı olmaz arkadaşlar. Hareket halindeki cismi durdurur. Evet, esnek cismi kalıcı bir şekilde değişiklik meydana getirmez. Doğru cevap ne olacak? Doğru cevap C seçeneği. 6. sorumuzu hemen yapalım sevgili gençler. Madde ısı madde üzerinde hal değişimine neden olur. Aşağıdaki durumlardan hangisi bu olaya örnek olamaz diyor. Hal değişimi, elmanın çürümesi hal değişimi mi? Soru işareti. Çikolatanın erimesi, evet hal değişimi. Buzun erimesi, hal değişimi. Suyun buharlaşması, hal değişmesi. Ama elmanın çürümesi bir hal değişimi değil. Çünkü çürüyen elma geri eski haline gelir mi? Hayır, hal değişiminden geri eski haline gelebilir arkadaşlar. Doğru cevap A. 7. Hangi seçenekte maddenin 3 hali bulunur? Katı, sıvı, gaz nerede var? Buz, süt. Buz, süt. Su, süt, hayır olmaz. Su, buz, su buharı. Sıvı, katı, gaz, evet soru işareti. Süt, yoğurt, peynir, hayır. Süt, peynir, su, hayır. Doğru cevap ne? Su, sıvı, buz, katı, su buharı, gaz halidir arkadaşlar. Doğru cevap B. Yanlış yerde, yanlış yönde çok miktarda yapılan ışıklandırmaya neye sebep olur? Elbette ki ışık kirliliğine var mı? Evet doğru cevap ışık kirliliği yanlış yerde ve yanlış yönde. Çok miktarda yapılan ışıklandırmaya ışık kirliliği de neden olur. 9. Aşağıdaki maddelerden hangisi mıknatıs tarafından çekilir diyor. Hangisi mıknatıs tarafından çekilir? Silgi hayır, kurşun kalem hayır, toplu iğne çekilir, temizlik bezi hayır. 10. Deniz kıyısında çay içiyorum. Çok uzaklardan gelen gemi kıyıya yaklaştı. Acaba ne istiyor? Yukarıda sözleri söyleyen kişi geminin ilk önce neresini görür? Dünya yuvarlak olduğuna göre geminin ilk önce en üst tarafı görülür. Yani üst tarafında ne varsa o bakalım. Gövdesi hayır. Bacası kalsın. Dumanı. Önce dumanı. Güvertesi. Evet önce dumanını görürüz arkadaşlar değil mi? Bacasını daha sonra görürüz. En üstte en yüksek neyse önce onu görürüz. Duman da bacadan çıktığına göre dumanı bacadan önce görürüz. Burada ne varmış? Klasik bir soru. Maddenin hallerini yazınız. Katı, sıvı, gaz ne diyor?
İki örnek veriniz. Katı, taş, bilye, sıvıya, su, ayran. Öbürü neydi? Gaza ne verebiliriz? Oksijen, buhar veya deodorant. Çok fazla örnek verebiliriz. Evet arkadaşlar, sizlere başarılar diliyoruz. Sınavımız burada bitti. Bir sonraki sınavda buluşmak üzere. Hoşça kalın, başarıyla kalın, bizimle kalın. Ve lütfen abone olmayı unutmayın ki yeni yazılar yüklediğimizden size haber verebilirim. Hoşça kalın sevgili gençler.